Merhaba değerli yatırımcılar. Ben InvestAZ Yatırım'dan İsmail Berkok Bilgiyer. Bugün sizlere günlük bültenimizde yer alan DolarTL, Euro-Dolar ve Ons altının teknik grafiğini birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle DolarTL kurunu incelediğimiz zaman şu anda 5.57 seviyelerinden işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Dün özellikle Amerika tarafından açıklanan önemli imalat PMI vardı. Beklentinin üzerinde geldi ve bu özellikle dolardan ziyade Amerikan borsalarında yükselişe sebep oldu. Bunu gözlemledik. Fakat diğer taraftan Amerika tarafında perakende satışlar verisi vardı. Perakende satışlar verisi beklenilen %0,2 yükseliş olmasıydı fakat %0,2 azalış yaşandı. Bu tabi dolar için olumsuz bir veriydi. Yurt dışı piyasalara baktığımız zaman ise bizim açımızdan önemli olan bir Türkiye'de imalat PMI açıklandı. Mart ayında imalat PMI'nin yükseldiğini gördük ve Temmuz 2018'den beri en yüksek seviyesine ulaştığını gözlemledik. Teknik olarak baktığımızda eğer biz dolarda alım yapmak istiyorsak yukarı yönlü hareketlerde ki zaten hareketli ortalamanın üzerinde olduğu sürece bizim için alım fırsatları olduğunu hep söylüyoruz. Alım fırsatları olduğunu söyleyebiliriz ki bugün itibariyle baktığımızda ise yukarı yönlü bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Bizim için yukarıda direnç noktası 5.63-5.64 seviyeleri. Özellikle bunun takibini sağlamamız gerekiyor alım yapmak için. 5.64 seviyelerinden alım yapacaksak da diğer önemli nokta bizim için 5.70 seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat dün geri çekilme yaşanmasında özellikle 5.50'nin altına sarkmasına rağmen burada kalıcılık sağlayamadığını gördük. Burada bizim için önemli nokta aşağı seviyelerde 5.42-5.43 seviyesi. Elinizde dolar varsa ve bunun satımını yapmak istiyorsanız buradan 5.43 seviyesinden satım yapmayı deneyebilirsiniz. Bunun altına geldiğinde ise zaten 50 ve 100 günlük hareketli ortalama seviyesi var. Burada bunun altına saklı durumda ciddi bir satış baskısı yaşayacağını biz öngörüyoruz. Ve 5.36 seviyesi de diğer önemli destek noktası olduğunu DolarTL için söyleyebiliriz. DolarTL kurunda gün içerisinde takip edeceğimiz önemli veriler ise Amerika tarafından dayanıklı mal siparişleri ve çekirdek dayanıklı mal siparişleri verisi olacak. Yurt içi piyasaların ise veri akışı açısından sakin geçeceğini söyleyebiliriz. Euro-Dolar paritesini incelediğimiz zaman ise burada son 5 işlem gününde bir düşüş yaşandığını söylemiştik ki bu düşüş bugün de satış baskısıyla birlikte devam ediyor. Burada tabii önemli olan Avrupa'nın gündem maddesi Brexit süreci. Brexit sürecinde Gümrük Birliği'nden ayrılma oylaması yapıldı ve burada da reddedildi oylama sonucunda. Burada tabii hareket özellikle 50 ve 100 günlük üstsel hareketli ortalamalarının altında kaldığı sürece satış baskısı olduğunu söylemiştik ve bugün itibariyle de 1.12 seviyesinin altına sarktı. Tabii dün açıklanan önemli veriler vardı. Hem Amerika tarafında hem Avrupa tarafında. Amerika tarafında söylediğimiz gibi imalat PMI'nin beklentiden yüksek gelmesiyle birlikte Amerikan borsalarında da ciddi bir yükseliş yaşandı. Diğer taraftan baktığımızda ise perakende satışlarında bir düşüş olduğunu söylemiştik Amerika tarafında. Fakat Euro tarafında açıklanan verilere göre işleri iyi gitmiyor. Euro bölgesi tüketici fiyatlarında beklenmedik bir şekilde ciddi bir yavaşlama olduğu gözlemlendi. Almanya İmalat PMI'de Brexit sürecinin de etkisiyle birlikte sert düşüş yaşadı ve son 80 ayın en düşüğüne geriledi. Euro bölgesinin genelindeki işsizlik oranı ise bir önceki Şubat ayıyla aynı seviyede kaldığını söyleyebiliriz. Burada alım-satım seviyeleri ve destek direnç seviyeleri olarak teknik olarak baktığımız zaman şu anda 1.11.98 seviyelerinde işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Özellikle 50 günlük hareketli ortalamanın altında satış baskısı yaşayacağını söylemiştik. Şu anda alım yukarı yönlü hareketlerin tepki vermesi durumunda 1.12.39-1.12.40 seviyesi bizim için önemli. Bu seviyenin yukarısına çıktığı zaman takip edeceğimiz nokta ise 1.12.50 seviyeleri olacaktır. Fakat şu anda bir geri çekilme yaşanıyor ve bu geri çekilmenin devam etmesi durumunda daha sert bir şekilde 1.11.90 seviyeleri bizim için önemli. 1.11.91 seviyeleri önemli. Buradan satış yapmayı düşünürseniz de takip edeceğiniz diğer nokta 1.11.75 seviyeleri olacağını söyleyebiliriz. Euro-Dolar paritesinin ekonomik takvimini kontrol ettiğimizde ise Amerika tarafından dayanıklı mal siparişleri ve çekirdek dayanıklı mal siparişleri, Euro bölgesinde ise inşaat PMI verisinin açıklanmasını takip edeceğiz. Evet, özellikle altının ons fiyatına baktığımızda ise bildiğimiz üzere yatırımcıların kafasında güvenli liman algısına sahip. Fakat özellikle küresel piyasalarda dolar karşısında ciddi satışlar yaşadığını söyleyebiliriz. şu anda çok önemli seviyelerde bulunuyor. Çünkü 100 günlük hareketli ortalamanın hemen üzerinde 1286 seviyelerinde bulunuyor. Dün Çin tarafından gelen imalat PMI ve Amerika tarafından gelen imalat PMI ile birlikte küresel piyasalardaki risk iştahının arttığını gözlemledik. Bununla birlikte tabii Amerikan borsalarında ve Asya borsalarında ciddi yükselişler vardı. Tabii dolar endeksinde de yukarı yönlü bir hareket olduğunu gördük. Altında geri çekilme yaşanıyor. Alım yapmayı düşünürseniz tabii burada iki hareketli ortalama arasında yer alıyor şu anda. Alım yaptığınız zaman 1295 seviyeleri önemli noktalar olarak takip edilmesi gerekiyor. Burada birbirine çok yakın noktalar arasında direnç noktaları var. 1295 ve 1297 seviyeleri yukarıda takip edilmesi gereken diğer noktalar. Çünkü üzerinde 50 günlük hareketli ortalamalar var ve buradan satış baskısı yaşayabilir. Fakat tam 100 günlük hareketli ortalamalar seviyesinde satış baskısı yaşaması durumunda ise 1284 seviyeleri önemli bizim için. Buradan satış yapmanız durumunda ise 1280 noktasının takibini sağlamanızı tavsiye ederim. Sorularınızı veya önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. InvestAZ Yatırım ailesi olarak herkese bol kazançlar diliyorum.